arkadaşlar arkadaşlar bu dersimizde sayısal devre tasarımı için örnek bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki lojik devrenin F fonksiyonu için doğruluk tablosunu oluşturunuz denilmiş lojik devremiz mevcut, kapılarımız mevcut. bu E çıkışımızı bulacağız, F çıkışımızı, girişlerimize göre F çıkışımızı bulacağız. Ve f çıkışımızı bulduktan sonra doğruluk tablosunu oluşturacağız. 3 tane girişimiz var. x, y, z ve bir tane çıkışımız var f. Buna göre doğruluk tablosunu oluşturacağız zaten. Şimdi burada bir şeyin dikkatini çekmek istiyorum. Burada bir kapımız var. Bu kapı nasıl bir kapıdır? Şimdi şöyle görünüyor. Mesela girişine diyelim atıyorum. Şuraya x geldi, y geldi, z geldi. Şunların çıkışında x değil, <laughs> y değil, z değil oluyor ise x değil artı y değil artı z değil olur. <laughs> Fakat böyle değil arkadaşlar. Bu kapının eş değeri şudur. Bu bir veya değil kapısıdır. Atıyorum x, y, z ise hatta biraz daha küçük çizelim. Şöyle olsun. x y z olsun. Bunun eş değeri şudur arkadaşlar. Yine 3 adet girişimiz var. x y z. Burası da f olsun. Bunun eş değeri budur. Yani bu bir veya değil kapısıdır. Anlatabildim mi? Veya değil kapısı. Aynı şekilde şöyle olsaydı eğer x, y, z, f. Bu ne olurdu biliyor musunuz? Bu bir v değil kapısı olurdu. x, y, z. Bir de şunu göstereyim. Peki şöyle olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Şöyle olsaydı eğer. Bakın bu çok önemli. x, y, z. Bu da F. Bu bir veya kapısı olacaktı. Hem burada değil var hem burada değil var. İki değil birbirini götürecekti. Bu bir veya kapısı olacaktı arkadaşlar. Yani şöyle bir kapı olacaktı. F X, Y, Z Bunları e, anladıktan sonra şimdi sorumuzun çözümüne geçelim. Şimdi arkadaşlar önce yapmamız gereken olay şu. Şunları bir silelim önce. Önce şu kapılarımızın çıkışlarını bulalım. Şimdi şu hattan X gelmiş, şuradan Y gelmiş. Çıkışım ne olur? X çarpı Y'nin değil olur, değil mi? V V değil kapısı var. Devam edelim. Şu hattan, bakın şöyle bir X gelmiş, şuradan bir Z gelmiş. E bunun çıkışı ne olur? X çarpı Z'nin değil olur. Devam edelim. Şuradan bir tane y gelmiş. Şuradan bir tane z gelmiş. Burası ne olur? y çarpı z'nin değil olur. f fonksiyonumda veya değil kapısıyla bunları almış ve f fonksiyonumun değeri ne olur arkadaşlar? Eşittir. x y'nin değili artı x z'nin değili artı y z'nin değilinin değili. Çünkü bu bir veya Değil kapısıdır. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu f fonksiyonumuz bulduktan sonra bunu daha da sadeleştirebiliriz. Değil mi? Ee, nasıl sadeleştirebiliriz? Burada demorgan teoremlerini kullanarak sadeleştiririz. Demorgan'da ne vardı? a artı b'nin değili neydi arkadaşlar? a değil çarpı b değildi. Ya da a çarpı b'nin değili neydi? a değil artı b değil. E bizim f fonksiyonumuz için biz de nasıl uygularız? f eşittir deriz. f eşittir nedir? x y'nin değili artı x z'nin değili artı y z'nin değilinin değili. O zaman bunun çıkışı olur? x y'nin değilinin değili artı x z'nin değilinin değili artı Y, Z'nin değilinin değili. Bir ifadenin iki kere değilini alırsak kendisini elde ederiz. Yani A'nın değilinin değili A'ya eşittir. O zaman X, değilinin değili neye eşittir arkadaşlar? X, Y'ye eşittir. Pardon şurayı yanlış yaptım. Şuralar çarpı olacak. Şöyle çarpı koyacağız değil mi? Demorgan. Artılar çarpılara dönüştü x y'dir çarpı x z'nin değilin değili x z'dir çarpı y z'nin değilin değili y z'dir. Yani benim f fonksiyonum eşittir x y çarpı x z çarpı y z'dir. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde bulduktan sonra aslında bu da şuna eşittir değil mi? x kare çarpı y kare çarpı z kareye eşittir. Şimdi arkadaşlar Bizden doğruluk tablosunu oluşturmamızı istiyor şu ifadeye göre. Şu ifadeye göre doğruluk tablosunu oluşturmamız. Benim 3 tane girişim yok mu? Bir tane de F çıkışım var. Hemen yapalım. X, Y, Z. Bir de F çıkışım var. Şimdi doğruluk tablosunu oluşturalım. 2 üzeri 3 tane girişim varsa 8 tane çıkışım var. 0 1 0 1 0 1 2 4 6 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 x y z'nin bütün kombinasyonlarını elde etmeye çalışıyorum. 0 0 0 0 1 1 1 1. Bunu bu şekilde bulduktan sonra şimdi ben f fonksiyonumun çıkışını ben çıkışımı nasıl bulacağım? Değerli arkadaşlar. Şimdi ben burada çıkışımı bulmam lazım. Yani x y z 0 0 0 olduğunda f nedir? E bunu da şöyle bulurum. Zaten benim f fonksiyonum belli. f eşittir x kare çarpı y kare çarpı z kare değil mi? Şimdi arkadaşlar girişim sıfır 0, sıfır 0, 0 olduğunda çıkışım zaten sıfır olur. Girişlerden herhangi birisi sıfır olduğunda şu fonksiyona göre herhangi biri sıfır olduğunda çıkışım sıfır olmayacak mıdır arkadaşlar? Ve girişlerimin üçü de bir olduğunda benim çıkışım x kare y kare z kare 1 olacaktır. O zaman çünkü x 0 olduğunda x kareye kareye kare sıfır olur. y 0 olduğunda ya da sadece z 0 olduğunda sıfır. Diğer bütün sıfırlarda çıkışım sıfır olacak. Sadece üçünün 1 olduğu durumda benim çıkışım 1 olacak. O zaman çıkış fonksiyonumu şu şekilde yapabilirim. İşte benim doğruluk tablom bu şekilde. Şimdi hemen sağlamasını yapalım. Benim girişim 0, 1, 1 iken, yani x 0, y 1, z 1 iken çıkışım ne olur? X çarpı y'dir şurası, 0 değili 1'dir. Ee, şu kapım nedir? Ee, şu birinci kapım, ikinci kapım, üçüncü kapım olsun. İkinci kapım x geliyor buradan, şuradan z geliyor, yani 0 çarpı 1, 0 değili 1. Z üçüncü kapımda. Y geliyor. Buradan Z geliyor. 1 çarpı 1 1 çıkışı 0. 3'ünü toplarsam veya değil kapısıyla hatta şurayı şöyle düşünün. Daha böyle şey olsun. Burası kafa karıştırıyor biraz çünkü. Bu böyle bir kapıdır değil mi? Veya şöyle veya değil kapısıdır. Şimdi zaten toplamı 1'dir. Değili 0'dır. Bakın sonucum 0. Başka bir sağlama yapalım. Girişimin 1-1-1 olduğu durumlara bakıyorum arkadaşlar. Çıkışım 1 olacak. Girişim 1-1-1 iken 1-1-1 iken e, hepsinin çıkışı 0-0-0 olacak. E, toplamı 0 değili 1. Bakın cevabım 1 doğru. E, girişin 0-0-1 olduğu duruma bakalım arkadaşlar. 0-0-1 olduğu duruma bakalım. 0 0 1 Şimdi şurası birinci kapımın çıkışı x çarpı y'dir. 0 çarpı 0 0 değil 1. İkinci kapımın çıkışı x çarpı z'dir. 0 çarpı 1 0 değil 1. Üçüncü kapımın çıkışı da y çarpı z'dir. 0 çarpı 1 0 çıkışı 1. E, ee, burada veya değil var. 1 1 1 çıkış 1 Değili 0. Bakın 0. Demek ki benim doğruluk tablom nasılmış arkadaşlar? Doğru bir doğruluk tablosu ben Oluşturmuşum. Sorumuzun çözümü bu şekilde. Ee, çıkış fonksiyonlarından doğruluk tablosu oluşturma işi kolay basit bir iş arkadaşlar. Ee, umarım anlaşılmıştır. Siz de kendiniz bir daha çözmeye çalışın. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.